Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzerimde görmüş olduğunuz kıyafetin bitki ve dikişini yaptığım bir video hazırladım. Kıyafetimin kumaşını daha önce kumaş alışverişlerimi nerelerden yapıyorum adlı videomda bahsetmiştim. Umarım keyifle izlersiniz. Eteğimizin ölçülerini nasıl çıkardığımızı göstermek istiyorum. Bel ölçüsünü şu şekilde ayarlıyoruz. Ben normalde bel sınırından biraz daha yukarıda olmasını istiyorum. Etek boyu bedenin üzerinde olacak. Asıl beden daha kısa olacak. O yüzden yukarıdan aldığım bel ölçüm 76 cm'e denk geliyordu. 76 cm'i 3.14 ile bölüyoruz. 3.14 nedir? 3.14 pi sayısıdır. Pi sayısını bel ölçümüze bölüyoruz. Böldüğümüz zaman 24.20 buluyorum. 24.20 asıl olan kısım. Yani kumaşımı katladığım zaman şuradan ayarlamam gereken bel ölçüm. Burayı çıkardığım zaman bel genişliğimi elde etmiş oluyorum. 24.20'den 2 santim çıkarıyorum. 2 santim çıkarmamın sebebi verevine denk geldiği için ve kumaşın esnekliği olduğu için bu esnekliği önleme adına bu işlemi yapıyoruz. Yoksa bel ölçümüze fazla gelmiş olur. Bunu istemiyoruz. O yüzden 24'ten 2'yi çıkarınca 22.20 buluyorum. Ben bu 20-0-20'lik kısmını da iptal ediyorum ve direkt 22 olarak bel ölçümü kabul ediyorum. Eğer bu 2 cm'i çıkarmamış olsaydık önden ve arkadan toplamda 4 cm fazlalığa denk gelirdi. 4 cm de belde takriben 3 parmağımın genişliğinde ve oldukça fazla geniş olacaktı. Eğer kumaşınız çok daha fazla esnekse 2 santimden daha fazla çıkarabilirsiniz. Bu bilgi de aklınızda olsun. Bel ölçüm 22. Kuyruklu bir etek istediğim için ön uzunluğunu 95, arka orta uzunluğu ise 115 olarak belirledim. Yani eteğime yandan bakacak olursak şu şekilde kuyruklu bir etek elde etmiş olacağım. Arka kısmının kuyruğu şu kısmın uzunluğuyla alakalı. Bu kısmın uzunluğu ön kısma denk gelecek. Burası orta kat kısmı olacak. Burası ise arka dikiş kısmı olacak. Tek dikişli bir etek olacak. Dikiş de arkadaki kuyruk kısmına denk gelecek. Daha net anlayabilmeniz için eteğimden çıkan kumaştan sizin için minyatür olarak çalışacağım. Minyatür olarak çalışırken bu cetvelleri kullanıyoruz. Bunlar nedir? Bunlara eşel adı veriliyor. Yani elimdeki eşel parçası metrenin 10 santimlik parçasına denk geliyor. 10'da 1 oranında. Gelelim kumaşıma. Şimdi bu kumaşımın boyu olarak kabul ediyoruz. Burası da ene. Boyundan ortadan ikiye katlıyorum. Şuradaki yazıları yok sayalım. Bunlar eteği çizerken yaptığım hesaplamaların. Boydan ikiye katladım. Burası da en kısmıydı. Şimdi eteğimin ölçüleri neydi? Ne belirlemiştim? 76'yı 3.14'e bölmüştüm. 24.20'den 2 cm çıkarmıştım. Hatta püsüratını da almadım. 22 olarak belirlemiştim. Yani eteğimin bel kısmının genişliği 22 cm'di. Şimdi ne yapıyorum? 22 cm'i
cetvelinde belirliyorum. Ölçüleri hiç şaşmamanız için ben eşarp kullanıyorum. Aynı oranda yapabilmek adına yapıyorum bunu. Şimdi şu kısmı da püskü kısmını yandan çıkarıyoruz. Eteğe renk gelmesini istemiyorum çünkü. Bu kısmın çıktığını farz ediyorum. 22 santimimi tam köşe uç noktayı belirleyerek işaretliyorum. 22 santimim buraya denk geliyor. Şimdi aynı şekilde 22 santimi bu köşeden de işaretliyorum. 22 santimi iki noktadan da işaretledim. Yapmam gereken artık orta kısmın 22-22 olarak bulmak. Dilerseniz bir pergel yardımıyla, dilerseniz metreyi tutup bu şekilde devam edebilirsiniz. Normal eteğe geçtiğiniz zaman. Dilerseniz de bir ip yardımıyla iğneyi tepe noktasına koyup, ipi iğnenin ucuna bağlayıp, ipi bu şekilde tutarak daire çizebilirsiniz. Çeyrek daire oluşturabilirsiniz. Ben eteğime yaptığım uygulamayla devam ediyorum. Şu şekilde yaptım. Sivrilik kısmına 0 noktamı denk getirdim. Ve 22 santimi işaretledim. Aynı şekilde tekrar 0 noktasını sivrilik kısmına denk getirdim. 22 santimi işaretledim. Bu şekilde 22-22 işaretleyerek bel ölçümü buldum. Sonrasında araları doldurarak bel çizgimi belirlemiş oldum. Şimdi geriye ne kalıyor? Eteğimin ön kısmının, şimdi şunu da söyleyeyim. Eteğimin ön kısmı kumaş katına denk gelecek buraya. Kesilen kısmı eteğimin arka kısmı olacak. Ona da şu şekilde işaret koyuyorum. Açtığım zaman daha net belirmesi için aklınızda bu işaretleri koyuyorum. Ön kısmı, arka kısmı. Ön kısmının daha kısa olmasını istiyorum. Ön kısmını 95 cm olarak belirlemiştim ölçümde. Arka kısmını 115 cm olarak belirledim. Şimdi ön kısmın ölçüsünü, bel kısmını artık belirledik. Belden aşağıya olacak uzunluğu belirliyoruz şu an. 95 dedik. 95'i hemen metremle buluyorum. İşaretimi koydum. Arka kısmın uzunluğunu, kuyruklu gelmesini istediğim için 115 olmasını istedim. Yine aynı şekilde bel kısmından aşağıya doğru 15 santim daha buradan alıyorum. 115 santimi işaretledim. Şimdi yapmam gereken en önemli nokta burası artık. Daha büyük bir cetvelden yardım alarak bu işlemi yapabilirsiniz. Yalnız burada yapmamız gereken şunu belirteyim. Benim metrem 1 metrelik, yani 100 santimlik 1 metre. 100 santimlik olduğu için 115'e yetişmeyecek. Normalde yaparken şu şekilde 150 santimlik metreyi kullandığım için sorun yaşamıyorum. Ama gösterirken maalesef 100'den sonrasını artık afaki ölçülere göre devam edeceğim. Siz bu şekilde bu ölçülerle devam edersiniz. Yine 100'e kadar olan kısmı gösteriyorum. Şimdi yapmam gereken 95'ten 115'e gitmek istediğim için aradaki fark 15. Yani 15 adımda ilerlersem birer santim birer santim arttırarak 115 santime ulaşabileceğimi düşünüyorum. O yüzden başta bu kısma 15 tane ayrı işaret koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane işareti koydum.
ve eteğim hazırlanmış oldu. Artık yapmam gereken ölçülerim belirli olduğu için kesmek. Bu şekilde önce yan çizgimi çıkarıyorum. Daha sonra bel kısmını kesiyorum. Burası ön ortasıydı. Hiçbir kesik atmıyorum. Kat kısmına denk gelmişti. Ve etek ucunu kesiyorum. Şimdi şurası ön kısımda, tekrar gösteriyorum. Burası arka kısımda. Eteğim hazır oldu. Açıyorum. Genel haliyle görmenizi sağlıyor. Ön kısmı daha kısa. Burası ön ortası. Burası arka kısmı kuyruklu bir etek. Elde etmiş oluyorum böylece. Şu şekilde de göstereyim. Farkı şuradan daha iyi anlarsınız. Bu kadar fark elde etmiş oluyorum. Eteğim böyle hazır olmuş oluyor. Asıl oranlarıyla çizip kestiğim hali. Kumaşımı dörde katladım. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 kat var. Dörde katladım. Kıyafetimi de 2'ye katladım. Yani bu da 2 ve 4. 4 kat şeklinde ediyor. Açtığınız zaman bir arka, bir de ön beden elde etmiş olacağım böylece. Şimdi çizimine geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Eteğimin bel kısmını normalde ölçtüğüm ölçüsü 76 idi. Esneklik payını hesaba katarak 2 santim düşmüştük tek katından. Yani toplamda 4 santim daraltmış olmuştuk esnekliğinden dolayı. Yani 72 santime düştü bel ölçüsü. Fakat burada şöyle bir uygulama yapacağım. Eğer bu kısmı 72'ye düşürürsem bedende küçülme olacaktır. O yüzden normalde 76 olanı 78'e çıkaracağım. Yani bedene artı 2 koyuyorum. Artı 2'yi koymamın sebebi bel kısmında pens atacağım. Göğüse doğru gelen kısmında. Bu fazla koyduğum 2 santimi pens kısmında kapatmış olacağım. Ve beden böylece daralmamış olacak. Göğüs kısmı sıkmamış olacak. Aslında pensi attıktan sonra eteğin ölçüsüyle birebir dengelemiş olacağız. Bedeninde de herhangi bir sıkıntı yaşamamış olacağız böylece. Şimdi direkt çizime geçiyorum. Arka kısmın oyuntusuyla başlıyorum. Sonrasında ön kısmın oyuntusunu ayırarak ayarlayacağım. Dediğim gibi 2 santim burada genişlik veriyorum. Şu şekilde fazladan indim. Ölçümü belirledim. Buradan da belirledim. Cetvelden yardım alarak keseceğim. Ve kolları ayarlamaya geliyor sıra. Bu elimdeki kıyafeti de daha önce ben dikmiştim. Şimdi onu kalıp olarak kullanıyorum. Çizimini yaptım. Bedenim ortaya çıktı. Cetvelden yardım alarak alt kısmını düzeltiyorum. Bedenim bu şekilde ayarlanmış oldu. Kesim işlemine geçiyorum. Kesim işlemi bittikten sonra ön yaka genişliğini belirlemiştim. Ön yakayı da çıkaracağım. Daha sonrasında kolları da kesiyorum ve manşetleri de hazır hale getiriyorum. Aynı işlemleri uygulayarak
yine ana kalıbımdan çıkarıyorum. Bu aşamalarının kesimini göstermedim. Daha önceki videolarımdan izleyerek görebilirsiniz. Elbisenin üst kısmını dikerek başlıyorum. İlk işlemimiz omuzları tutturmak. Kumaşımı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve omuz kısımlarından dikiyorum. Birinci omuzu dikiyorum. İkinci omuzu da diktikten sonra elbisenin penslerini atmaya gideceğim. Düz makinede arka ve ön pensleri attıktan sonra dikiş işlemine overlock makinesinde devam edeceğim. Ön beden pensleri ve arka beden penslerini diktim. Şimdiki işlem kolları takmak. Koltuk altını açıyorum. İki uçtan tutturup orta noktasını buluyorum ve elimle düzelterek dikiyorum. Sizler bu işlemlerde zorluk çekerseniz iğneleyin ya da teğenleyin. Daha sonrasında dikiş işlemini gerçekleştirin. Ben teğen ya da iğne yapmadan direkt dikebiliyorum. Aynı işlemi ikinci kola da uyguluyorum. İki uçtan tutuyorum, orta noktasını belirliyorum. Ve elimle düzelterek dikişimi tamamlıyorum. Şimdi yapmam gereken işlemse kol ağzından girip beden kısmına doğru dikişi tamamlamak. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta koltuk altı dikişlerinin birbirine denk gelmesini sağlamak. Kayarsa hoş bir görüntü olmaz ve bedende yamulmalar olur. Bunu önlemek için birbirinin üzerine denk getirerek dikişi tamamlayın. Ve yaka kısmına geliyoruz. Yaka kısmının ölçüsünü etrafında dönerek belirliyorum. Daha sonrasında katlayarak takriben 4 cm kadar fazlasını çıkarıyorum. Toplamda 4 cm. Yani katladığım zaman 2 parmağa denk geliyor. O kısımdan dikiyorum ve yakayı takıyorum. Yine sizler bu işlemlerin hepsinde teğen kullanın. Yaka kısmını son olarak çima şeklinde geçiyorum. Spor dikiş diyenler de var buna. Son görüntüsü bu şekilde oluyor. Kol manşetlerini dikiyorum. Üçgenliği kaybetmeden bu aşamada dikkat ederek dikişinizi yapın. Ve katlıyorum. Dikiş kısımlarını içe denk getirecek şekilde katlıyorum. Kıyafetin tersi kol manşetlerinin düz kısmı olacak şekilde kıyafetin içine yerleştiriyorum ve halka şeklinde dikiyorum. Diğer kol için de aynı şey geçerli. Kıyafetimin tersini görüyorum. Manşetim düz şekilde iç kısma yerleştirip halka şeklinde dikiyorum. Ve manşetler tamamlanmış oluyor. Etek kısmını dikiyoruz. Eteği dikerken kumaşın yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve orta dikişini dikiyorum. Zaten etekte tek bir dikiş vardı. O dikişi dikiyorum ve etek tamamlanmış oluyor. Sıra bel kısmını dikmeye geliyor.
kısmının tersini görüyorum. Üst bedenin düz kısmına doğru çeviriyorum ve eteğimin içine yerleştiriyorum. Daha sonra manşetlerde uyguladığımız gibi halka şeklinde birbirine dikiyorum. Sonrasında düz makineyle yarım ayak denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve sağlam bir dikiş daha elde etmiş oluyorum böylece. Bunu yapmamın sebebi etek kısmı ağır geldiği için dikişlerin atmasını önlemek. Daha hafif bir kumaşta bu uygulamayı yapmayabilirsiniz. Ben kumaşım ağır olduğu için sağlamlaştırmak istedim. Son aşama etek uçlarını overlockla temizlemek. Overlockla temizledikten sonra sadece overlock kısmını katlayıp çok ince bir dikiş yapıyorum. Daha kalın yaparsanız yamulma olur, hoş bir görüntü olmaz. Bu yüzden incecik bir dikişle etek ucu kısmını kıvırıyorum. Böylece tamamlanmış oluyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.